Bakana kardeş, arıyorum açmayın. Hayırdır? Oraya gittin, götün mü kalktı senin? Gelirim oraya ona göre. She'll give me 16. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, ben Alperen Gençler. Bugün sizlerle Minecraft'ta Survival Jams oynuyoruz, Bedline Survivor'ınız ve Oz adlı map'teyiz gençler. Umarım da güzel ve eğlenceli bir oyun olur diyorum. Bu arada gençler, video şöyle 1000 like falan gelirse cidden beni çok ama çok desteklemiş ve mutlu etmiş olursunuz diyorum. Hemen şu ortaya koşalım, şu chest'i açmak istiyorum. Lanet olası baltayı ben aldım inşallah. İnşallah ben almışımdır. İnşallah Bedline'ın yine buglarından birisi değildir. Oğlum bir sakin olun ha. Lan bir sakin olun, çıldırtmayın lan beni, çıldırtma lan beni. Şu kafalı versene bana birader. Birader şu kafalıkla chest beti sen alabilir lütfen? Virtuos Love. Evet, çok güzel bir İngilizceyle bu ismi okuduğum için şu an kendimden gurur duyuyorum gençler. Neyse, şu adamı keselim abi adama, çünkü güzel item'lar var yani. Cidden bu adama target atacağım, kusura da bakmasın. Eğer videomuzu izliyorsa adamsın reis ama kesmek zorundayım yani. O yüzden sana target'ı bastım. Ve gençler sizlere çok güzel bir sürprizim var. Bedline'a PUBG gelmiş, yes. Evet, Bedline'a PUBG gelmiş. Bunun hakkında konuşacağım ve videonun sonunda gençler nasıl girileceğini ve nasıl oynandığını sizlere göstereceğim. Ancak neden bunu yapmıyorum şimdi, ondan bahsettim gençler. Konuşma yapmam lazım bu konu hakkında. Kardeş sen de bir öl artık be Allah için ya. Ne kadar kaçtın? Balta da vurmuyor ki arkadaş. Adam kaçıyor, canını fulluyor. Bak bir tane daha vuracağım, ölmeyecek. %100 eminim bir tane daha vurduğuma bu adam ölmeyecek. Vurdum, ölmedi ve bir tane daha vurmam gerek ölmesi için. Kafalığı bana attı, ancak senin kafalığını istiyorum. Senin kafalığın çünkü iron. Lan oğlum gel buraya. Manyak çocuk, kaçma artık, yeter artık. Öldü. Sonunda be. Sonunda. Neyse. Şimdi bu chest'ten ne alabiliriz? Tabii ki de iron chest plate. Okay my friend, let's go. Şimdi gençler direkt gidip olta falan bulalım kendimize. Ben de isterseniz şu konudan bahsedeyim sizlere. Bu arada gençler, kullandığım texture pack'te açıklama kısmında bulunuyor. Pek sorun editlenmiş versiyonu yeni çıktığı söyleniyor. Ancak yeni mi değil mi onu da açıkçası ben tam bilmiyorum yani şu an. Çünkü ortamla pek alakadar değilim. Hani o kadar güncel şeylere bakamıyorum. Ancak en güncel bulduğum packlerden bir tanesi bu görünüyor gençler. Ama baya hoş olduğu söylenebilir yani. Hem USGM'de PvP pack'i olduğu söylenebilir gençler. Neyse. Bu arada balta kaç vuruyordu? Balta 5, wooden sword 4. O yüzden balta kullanacağım. Seni lanet olası, yürü git buradan. Gençler, Bedline'a PUBG gelmiş. Şimdi PUBG'nin ben biraz geçmişinden istersen sizlere bahsettim. İlk başta gençler, Minecraft'ta PUBG geldiğinde bunu Hypixel gerçekleştirdi. 1.8'de oynuyordu gençler. Yani 1.7 falan giremiyordunuz. Zaten Hypixel'e 1.7 giriş yok maalesef. 1.8'de oynuyorduk gençler ama şu şekilde getirmişlerdi. Herkes aşağı atlıyordu abi. Bir tane chest buluyordu. Chestlerden ne armor çıkıyordu ne bir şey çıkıyordu. Bildiğiniz sadece kılıç çıkıyordu gençler. Yani açıkçası internet hızı iyi olan ve strafe güzel atan kişiler direkt oyunu hızlı bir şekilde kazanabiliyordu yani. Ancak Bedline gençler bunu çok değişik şekilde getirmiş. Ben buna USC tarzı diyeceğim çünkü bildiğiniz USC'nin aynısını yapmışlar. Ancak getirdikleri özellikler çok hoşuma gitti. Dün biz yayında oynadık gençler. Bu arada yayınları da kaçırmamak için abone olanlar gençler bildirimleri açsın. Direkt bildirimler geliyor yani. Ben yayın açtım sizlere. Biliyorsunuz sizler de. Bundan bahsettim sizlere gençler. Şimdi bu Bedline'in yaptığı PUBG şu şekilde güzel olmuş. Bir tane diamond kazdığınızda size diamond tozu veriyor. Yani bir diamond bir tane diamond tozu demek gençler. Yani bir tane diamond elde etmeniz için toplamda 4 tane diamond kazmanız lazım. Bu ne demek oluyor? 4 tane diamond tozu bir tane diamond demek oluyor. Yani enchant yapmak için bile toplamda 20 tane diamond kazmanız lazım gençler. Toplam 5 tane diamond elde edebilmek için. İnşallah mantıklı bir şekilde anlatmışımdır. Sizler de anlamışsınızdır. Ben doğru anlattım düşünüyorum. Değil mi? Bu arada pekin güzelliğini şöyle sizlere göstereyim. Madenleri görebiliyorsunuz zaten. Pekson gençler bu versiyonda hem madenlere önem vermiş hem de bildiğiniz PP'ye önem vermiş yani. Açıklama kısmına indirme linkini bırakacağım. İsteyen arkadaşlar oradan indirebilirler. Hem 1.8 hem de 1.7 bu peki kullanabilirsiniz gençler. Şimdi buradaki eleman nereye gitti? Benim için önemli olan şey o, çünkü bu adam burayı silmiş süpürmüş ve adamı da gördüm. Gel lan buraya. Takip edelim mi? Hadi bakalım. Takip, let's go. Let's go. Adam büyük bir ihtimal ortaya gidiyor ya. Gel lan buraya şerefsiz. Yakalamam lazım seni. Bu arada gençler, videoda kapatmanızı önermiyorum. Çünkü videonun sonunda sizlere PUBG'ye nasıl girileceğini falan göstereceğim. Ayrıca de birkaç önemli detayı var. Onlardan bahsedeceğim. Ama bunları videonun sonunda yapacağım. Çünkü kanalın ilerlemesi için bu videonun bayağı bir izlenmesi lazım. O yüzden videoyu kapatmayın gençler. Sizden tek ricam bu yani. Videoyu kapatmayın ve sonuna kadar izleyin ki kanalın gençler izlenme süresi artsın. Böylelikle YouTube'da bizi belki artık ön plana atmaya başlar yani. Hadi bakalım. Yoksa tura bebek çekerim. Yemin ediyorum bak. Video like atın, tura bebek çekerim yoksa.
Oğlum nasıl tehditlerde bulunuyorum ben, manyağım ya. Abi adam nereye gitti ya? Kaçtı gitti yemin ediyorum var ya. Aa bir dakika, burada double chest vardı. Bunu almışlar mıdır? Oyunu bilen bir kişi bunu almıştır. Sanırsam oyunu fazla kişi bilmiyor bu oyunda. Neyse. Şöyle kaçalım. Ve gençler şöyle bir olay var PUBG'de. Badline'ın getirdi. Dakika 5'te canınız fulleniyor. Yani eğer dakika 5'e kadar canınız azsa dakika 5'te canınız fulleniyor. USG normalde, daha doğrusu UHC'de veya USG veya UHC Gamet'te çoğu kişi farklı şekilde tabir ediyor. Ancak ben USG diyeceğim. USG'de gençler bildiğiniz üzere dakika 10'da canınız fulleniyordu. Ve dakika 20'de PvP açılıyordu. Adamda full iron geliyor. Kaç okumuz var? Okumuz yok. Lanet olsun ya. Şu gapple'ı yemiş fake'i vereceğim. Hadi bakalım gel buraya. Gapple'ı yedim. Vallahi büyük bir ihtimal bu adam bizden sürekli kaçacağı benziyor. Ama bu adamı kesersek de oyunu %85'ini kazanmış oluyoruz. Öyle hissediyorum. Suya kaçma. Lütfen suya kaçma. Bak fight istedim. Fight atıyoruz. Abi kaçma ya. Oğlum setimiz aynı, tamam düşük olsan eyvallah da setimiz... Abi çıldırmak üzereyim. Dönecek bak şimdi, dönüp olta kılıç yapacak. Ölme ihtimalim var, baştan söylüyorum. İnşallah keseriz ama. Al işte şimdi de... Allah'ım kanser! Ginger! Git lan, dalmıyorum, Allah belanı vermesin senin. Vallahi PvP bu konuma geldiği sürece ben nefret ediyorum PvP'den ya. Lan ne güzel girdik şuraya oynayalım diye ya. Heyecanlı heyecanlı fightlar atacağız. Gitmiş oraya kaçıyor, full iron bir de ya. Asta asta yazıyor. Kesin Türk var ya. Yemin ediyorum kesin Türk. Neyse. Aha vallahi bir adam gördüm. Durun lan şu adama kapışalım. Gel buraya, heyecan istiyorum. Benim adım Azrail. Gel lan buraya. Neredesin sen? Saklanıyor. Levis. Çaktırma, adamın ismi Levis değil. Ben Levis dedim. Ya oğlum sen gel bari ya. Ya neden herkes benden kaçıyor, kurban olayım ya. Fight atın artık benimle. Allah'ım yarabbim. Gel lan buraya. İşte böyle oyuncular olduğu sürece ben bu oyundan zevk alamıyorum. Yok. Oyunda tırt var. Oğlum seni var ya yakalamayayım. O kafanı yerinden koparacağım senin. İyi demiş. İyi. Sen o kafanı yerinden koparacağım, bekle sen. İnşallah takım yoktur. Abi adamın oku da var. Şu Levis'i benim yapılmıyordu o. Bunu kestik. Clean up yemem inşallah. Gapple'ı var mı? Gapple'ı yok abi, tamamdır. Okumuz 3 tane var. Biraz can fulleyelim burada. O adamlar kapatsın, canları azalsın. Ben bu oyunu kazanacağım tırt. Senin yüzünden ben bu oyunu kazanacağım. Sen gör lan. Şerefsiz gel buraya gel. Iron Sword'u var mıymış bunun? Yok. Kapışın abi. Ne oldu lan? Tırt. Ne oldu? Tırt öldün. Ne oldu? Şerefsiz. Vallahi güzel bir clean up attık. Oyunda kazandık. Bence gayet güzel oldu yani. Şimdi isterseniz lobiye gidelim. Şu lanet olası PUBG'ye bakalım gençler. Şimdi PUBG'ye girmek için öncelikle navigation'a tıklıyorsunuz gençler. Şurada Battle Royale diyor. Yani UHC Battle Royale falan filan işte böyle. Ya isim beni boş verin siz. Tıklayın buna. Burada Avrupa ve NAS sunucuları var. Yani North America, zaten siz North America'ya girmeyeceksiniz ama manyak psikopatlar girebilir. Burada gençler oyunlar var. Mesela şu an 47 kişi var. Şöyle bir girelim abi, tıklayalım, oyuna girelim. Oyunun başlaması için gençler 100 kişiye ihtiyaç var oyunda. Şu an herkes deli gibi bu oyunu oynamakta zaten. Oyunun gençler kurallarını şöyle dedik sizlere, ben isterseniz gösterelim. Explain gençler dediğinizde mesela Hesboy diyor ki bir alet oluşturduğun zaman diyor alet otomatikman Affination 3 ve Unbreaking 1, yani kırılmazlık 1 alacaktır. Yani yaptığınız aletler, normal UHC'de yaptığınız aletler sizlere direkt enchantlı şekilde veriliyor. Oyunda hızlı bir şekilde ilerleyen diye. Çünkü PvP dakika 10'da açılıyor. Ayrıca Diamond Dust, bu dediğim olay yani. Elmas cevheri kazdığınız zaman elmas tozu düşürür. Bir elmas alabilmek için 4 tane elmas tozu birleştirmen gerekiyor. Yani 4 tane elmas tozu yaptığınızda gençler 1 tane elmas elde ediyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Toplam 4 tane elmas kazdığınızda 1 tane aslında elmas kazanmış oluyorsunuz demek oluyor. Bu da oyunda hızlı bir şekilde gelişememek diye adlandırıldığımız bir tabirle önümüze çıkıyor gençler. Yani bu oyun aslında herkese göre olmuş. Açıkçası onu söylemek istiyorum. Çünkü ne kadar diamond da bulursan bul abi, full diamond olmak o kadar kolay değil yani. Çoğu kişi eşit oluyor ve oyunun cidden zevki çıkıyor diyebilirim gençler sizlere. Ayrıca şöyle bir şey söylemek istiyorum.
Bu Minecraft PUBG'nin de gelmesini istiyorsanız yorum bana yazın. Yani ben bunu belki Hoglash şeklinde, belki de direkt böyle video şeklinde de yapabilirim sizler için. Ama video bayağı bir uzun olabilir, ancak keserim abi, sıkıntı olmaz. Ama dediğim gibi gençler, eğer istiyorsanız yorum bana yazın ve bu videoda şöyle güzel bir like sayısı gelirse cidden beni çok ama çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz gençler. Hepiniz adamın löpçüsünüz bu arada, haberiniz olsun. Fazla söyleyecek aslında bir şeyim kalmadı. Şöyle tekrardan bir explain'e bakayım. Söylemeyi unuttuğum şeyler var mı diye bakayım. Zaten cut clean kazdığınız şey direkt pişmiş olarak geliyor. Ve sadece gençler bu dust, yani toz olayı diamond'da var. Yani gold falan kazdığınızda merak etmeyin. Veya iron kazdığınızda merak etmeyin. Direkt olduğu gibi geliyor gençler. Ayrıca konfiye şöyle bakacak olursak bu oyunda gençler border bildiğiniz elektrik gibi. Yani canınızı azaltıyor gençler, haberiniz olsun. Sınır boyutu 1000 diyor abi. Sınır da alması bu henüz ayarlanmamış. Bu zaten oyunda ayarlanıyor diye biliyorum. Ve gençler, oyunda airdrop olayı var. En güzel de aslında bu. Oyunda gençler alttan böyle eskide zaten Survival Games'te biliyorsunuz alttan böyle koordinatlara airdrop düşüyor. Aynı şekilde gençler bu oyunda da var. Hypixel airdrop'u yapamamıştı. Ancak Badline airdrop'u yapmış yani. Altta koordinatlar veriyor gençler. Oraya airdrop atıyor oyun. O da chest yani bildiğiniz. İçinden böyle diamond eşyalar falan çıkıyor. Diamond çıkıyor veya böyle enchant table falan çıkıyor. Obsidian çıkıyor. Değişik değişik şeyler çıkıyor gençler. Hani bir nevi normal PUBG'yi Minecraft'ta uyarlayabilen sadece Badline olmuş gibi gözüküyor. Pek sevmem Badline'i, ancak hani bu yaptığı şey cidden güzel olmuş, yani hoşuma gitti. Hani oynarken eğleniyor musunuz? Arkadaşlarınızla oynarsanız aşırı eğleniyorsunuz. Ve bunun solo var galiba şu an sadece, yanılmıyorsam. Şöyle bir hoop çekelim. Benim bildiğim sadece solo vardı. Şuradan tıklayalım. 2'si var mı bunun? Yok. Daha 2'si yani takılması gelmemiş gençler. Sadece şu an FFA'sı var. İlerleyen zamanlarda da büyük bir ihtimal bunun takılması gelir. Neyse, kullandığım texture pack açıklama kısmında bulunuyor. İndirip sizler de oynayabilirsiniz. Videomu umarım beğenmişsinizdir gençler. Videoyu beğenirseniz like vurmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Yürüyorlar karanlık dar sokaklarda, işlenen tüm suçlar üstüne kalacak. Adaleti sağlar. Yasa dışı yollar. Tarafını seç. El verdi gençlere kafanız.